Günaydın, günaydın, günaydın. Mutlu sabahlar hepinize TVM ekranlarından. İyi sabahlar. Enerjiniz umarım güzeldir. Şimdi okudum biraz önce. Kahvaltılar güzel yapılmış, kahveler de içilmiş. Enerjiler yüksek. Bugün tek seansta karın düzleştiren egzersizler yapacağız. Süper bir karın egzersizleri yapacağız. Sadece karın odaklı çalışacağız. Evet, epeydir istiyordunuz bunu. Bugün yapalım dedim. Madem herkesin karnında bir ödem var, öyle bir durumlara girmiş herkes. Hemen düzleştiririz o zaman. Kesin net çözüm yaparız pilatesle. Değil mi Arman? Kesinlikle. Kesinlikle olayımız bu diyorsun. En sevdiğin gün. En sevdiğin gün. Dün karnını açmış işte ne yapacağım bu Adonis'lerle, rectus, bu six packs'lerle ne yapacağım deyip duruyordu eve giderken. Bugün finalden sonra... Bitirdikten sonra bir bakarız karnına artık. Bakalım. Evet. Değil mi Özgeciğim? Evet, olmuş mu diye bakalım kızlar peşinden koşuyor mu? Evet, Adonis'e ne oluyor? Değil mi? Evet, aynen öyle. Biliyorsun artık bu devirde Adonis'i olmayana selam vermiyorlar. Yani o yüzden bakalım göreceğiz. Evet, herkes hazır mı evinde? Beş ana prensibimizi kısa kısa geçeceğiz hemen. Ve gerçekten bugün bütün abdominal, göğüs altından pubiye kadar bütün abdominali muhteşem bir şekilde çalıştıracağız. Evet, ödem indirici egzersizler ve yağ yakıcı egzersizler üzerine odaklanacağız. Sırf karın odaklı gittiğimiz için de tek seansta inanın bir bu düzleşmeyi hissedeceksiniz. Evet, herkes hazır mı? Bence herkes hazır. Beş ana prensibimiz. Nefesi burnumuzdan alıp ağzımızdan veriyoruz. Nefes alıyoruz. Ve nefes verirken... Evet, dizimize doğru yöneliyoruz. Burada kal, bir nefes al ve nefes ver. Nefes al ve nefes ver. Çok güzel, nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Harika. Evet, devam ediyoruz. Nefes alıyoruz ve nefes ver. Doğru nefes almak kan dolaşımımızı hızlandırıyor. Beynimize, hücrelerimize çok daha fazla oksijen gitmesini sağlıyor. Nefes alıyoruz ve nefes ver. Tekrar nefes al ve ver. Şimdi gel gel gel. Evet, sırtlar dümdüz. Natural imprint pozisyonumuzu bir hatırlayalım. Evet, yandan bizi gördüğünüzde hafif bir bel boşluğumuz var. Bu natural pozisyon. Imprint'e nefesle geçeceğiz tabii ki. Önce nefes alıyoruz ve nefes ver. Çek karnını iyice içeri ve bırak. Tekrar şimdi nefes al ve nefes ver. Alıyorsun nefes ve nefes veriyorsun. Dümdüz bir karın istiyorum herkesten. Tekrar nefes al ve ver. Çok güzel. Yeniden nefes al ve nefes ver. Çek iyice karnını içeri. Dümdüz bir karın. Harika. Ve bırak. Hemen şimdi burada kaburgaları hazır bu pozisyondayken yapalım. Kollarımızı uzattık. İki kaburgamızın arasında hemen hemen 2 santim boşluk olup leğen kemiğine doğru dümdüz iniyor. Kaburgalarımızın vücudumuzda doğru konumlanması bu. Onları kapalı kullanmayı öğrenmeliyiz. Karnımıza daha fazla yük bindirip karnımızdaki gereksiz yağlardan daha kısa sürede kurtulmak için. Evet, burada nefes alıyorum ve nefes veriyorum. Çok güzel. Nefes al ve nefes ver. Harika. Şimdi yeniden nefes aldım ve ver. Tekrar nefes al ve nefes ver. Şimdi burada nefes alıyorum. Nefes ver. Evet, kol daireleri. Çok güzel. Kolları dün çok yorduk. Çok da güzel oldu bence. Evet, herkes kollarım titriyor. Hissetmiyorum diyenler oldu dün mesajlarınızda. Bunlar güzel haberler, mutlu haberler. Nefes al ve nefes ver. Nefes al, ver. Nefes, çok güzel. Şimdi tekrar. Tam tersi. Yeniden nefes. Çok güzel, harika, muhteşem adeta. Şimdi, evet, hemen kürek kemiklerimiz. Kollarımızı uzattık burada. Nefes alıyoruz ve nefes veriyoruz. Nefes alıyoruz ve nefes veriyoruz. Kürek kemiklerini birbirinden uzaklaştırıyorum ve tekrar birbirine yakınlaştırıyorum.
Küre kemiklerini birbirinden uzaklaştırıyorum ve yeniden birbirine yakınlaştırıyorum. Evet, sırtımdaki bu rahatlamayı şu anda bile hissediyorum. Çok güzel. Nefes al ve nefes ver. Harika. Nefes al, nefes ver. Şimdi kollar rahat. Evet, kolları çok güzel hissediyoruz. Dünden güzel yoğurmuşuz değil mi kolları? Evet, çok iyi geldi. Muhteşem, muhteşem. Evet, harikayız. Harikayız. Hemen şimdi başlayalım bakalım. Evet, bir iki egzersizi çekmeni isteyeceğim Buse bugün senden. Tam bu, burada. Bunu istiyorlar çünkü canlı yayından istiyorlar. Yapacağız. Ben söyleyince çekersin Buse'cim. Evet, şimdi nefes al ve nefes ver. Aşağıda nefes alıyoruz, yukarıda veriyoruz. Nefes. Karnını içeri çekiyorsun. Evet. Nefes al ve nefes ver. Çok güzel. Tekrar nefes. Evet, burada nefes al ve ver. Nefes al, ver. Çok güzel. Al nefes, ver. Bacaklar gergin. Şimdi kal burada. Flex'te nefes alıyorsun ve point. Flex'te nefes al. Point, parmak ucu gergin. Tekrar. Evet, çok güzel. Nefes. Burada al ve şimdi ver. Ve kal burada. Nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Nefes al ve ver. Nefes al, ver. Çok güzel. Kal, 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 kal. İyice arkayı hisset. Çok iyi. Ve hemen diğer bacak. Evet, aşağıda nefes aldık, yukarıda verdik. Aşağıda al ve yukarıda ver, parmak ucu gergin. Bugün karın düzleştiren egzersizler yapıyoruz. Evet, karın ödemini indiren, tek seansta bile karnı düzleştiren, üst üste, evet, süper egzersizler. Nefes al ve nefes ver. Al. Aşağıda nefes aldım, yukarıda verdim. Aşağıda nefes. Çok güzel. Evet, nefes al ve nefes ver. Çok güzel. Kal burada. Evet, nefes. Parmak ucu kaval kemiğine yaklaşıyor ve parmak ucu gergin. Tekrar nefes. Evet, bacak arkasını hisset lütfen. Klimalar kapalı galiba değil mi? Bir sıcak bir şey üflüyor. Ay, bana evet, mı öyle geliyor? Klimaları bana açtırabilir miyiz? Zaten çok havasız burası. Nefes al ve nefes ver. Tekrar. Geçen gün açıkken güzeldi ama değil mi? Evet. Bayağı esiyordu. Evet. Dışarıda gibi. Sonra yapmadan terledi, yoruldu diyecekler falan. Evet. Şimdi burada kal, 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 nefes. Çok güzel. Evet, bacak arkasını hisset. Nefes al ve nefes ver. Harikasınız. Muhteşemsiniz. Hemen şimdi burada tabletop pozisyonundayım. Ayağımı bu şekilde aldım ve arasından soktum. Evet, hemen bu stretch'i de yapıp bir rahatlayalım. Nefes alıyoruz ve nefes veriyoruz. Çek kendine, çok güzel. Şimdi diğer bacak. Evet, nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Nefes al, ver, tekrar nefes ve bırak. Şimdi burada, evet, tabletop pozisyonundasın. Nefes, nefes, nefes. Çok güzel, devam. Şimdi bacaklar, evet, öne doğru nefes, nefes, nefes al, çek, nefes al, çek, çok güzel, kendine doğru çek, harika, karnını çek içeri, çok güzel, nefes,
nefes. Al nefes, ver. Al nefes, ver. Şimdi son kez. Harikasınız. Evet, hemen devam ediyoruz tabii ki. Ayaklarımızı yere koyduk, elimizle başımızı destekledik. Burada nefes alıyoruz. İyice karnını içeri. Süper. Nefes. Nefes. Çok güzel. Şimdi burada kal ve pas yapıyorsun. Ve bırak. Harika. Çok güzel. Evet, devam edeceğiz şimdi. Burada elimizi bu şekilde koyduk. Nefes. Evet, bu bacak biraz öne doğru geliyor. Nefes aldım. Nefes al. Buse'cim bunu çekebilir misin? Evet, burada şimdi ayağımız şimdi bir bunu yapacağız, bir bunu yapacağız. Önce sağla başlıyoruz. Burada gerçekten karnı içeri çekmek çok ama çok çok mühim. Onu hatırlatayım size. Burada çünkü dışarı doğru şişirmeyeceksiniz karnınızı. Tabletop pozisyonundayken bacağı bu şekilde çektim. Ve şimdi başla. Evet, eller. Nefes alıyoruz. Nefes al. Al burada nefes. Çok güzel. Devam. Bacaklar. Çek karnını içeri. Nefes. Şimdi. Nefes. Şimdi diğer bacağı yapıyoruz. Bu sefer bu bacağı kendimize doğru çektik. Hazır mısınız? Evet, bir kez daha. Nefes al, başla. Nefes al ve ver. Karınlar içeri, dümdüz bir karın. Nefes. Nefes. Son üç. Son iki. Son kez. Ve bırak. Evet, çok güzel çalıştırıyor değil mi? Yanmalar oldu. Süperiz. Evet, şimdi hemen ne yapalım, ne yapalım? Evet, obliks yapalım. Bunu da çekelim. Burada şimdi nefes alıyorum. Ve nefes ver. Evet, dirsek ve dizler birbirine yakınlaşıyor. Çek. Nefes. Nefes. Harika. Nefes. Ver. Ver. Çok güzel. Harikasınız. Şimdi iki kez iki kez yapalım. Hazır mıyız? Nefes. Evet, iki kez iki kez. Burada nefes alıyorum. Ve nefes ver. Obliks, belimizi inceltmek için harika bir egzersiz. Nefes, nefes. Son. Ve bırak. Evet, şimdi burada roll up yapacağız. Bunu çekme, şimdi bir tane çekeceksin. Nefes alıyorum. Çok rahat. Evet. Evet. Neden canlı yayından bizden şeyler paylaşmıyorsunuz diyorlar. Ben de şimdi paylaşacağım. Nefes aldık. Nefes ver. Kalk bakalım şöyle. Evet. Half rollback yapacağız. Çok güzel bir egzersiz. Pilates çemberini kullanacağım bunu yaparken. Evet. Şimdi... Nefes alıyorum ve nefes ver. Yarıya kadar gel. Tekrar nefes al. Ver. Evet, karın içeri. Nefes. Şimdi kollar. Harika. Nefes al.
ver. Kollar yukarı. Çek karnını. İçeri. Nefes. Harikasınız. Çok güzel. Nefes. Harika. Kaburga kapalı mı Arman? Bakayım nasıl titriyorsun. Evet. Nefes. Harika. Bravo. Çok güzel. Nefes. Süperiz. Al. Ver. Tekrar. Harika. Son. Nefes. Ve şimdi yanlara gidelim oblix. Hazır mıyız? Evet. Nefes alıyorum. Burada şimdi nefes alıyoruz hep birlikte. Belimizi inceltmek için harika bir egzersiz geliyor. Nefes al. Yuvarlak alçayı. Şimdi tekrar oturma kemiklerin üzerindesin. Evet, adeta dans ediyoruz. Nefes. Nefes. Yuvarlak alçayı. Şimdi tekrar uzan. Nefes. Harika. Al nefes ve ver. Al nefes. Oblix. Belimizi inceltmek için harika bir egzersiz. Nefes. Nefes. Son iki. Şimdi son ve bırak. Evet, şimdi kollarımızı da bu şekilde koyduk. Evet, hazır mıyız? Ayaklar. Nefes. Evet, ver. Nefes. Çek. Karın içeri. Dümdüz bir karın. Nefes. Çek. Çok güzel. Şimdi burada şunu yapacağız. Hazır mıyız? Nefes aldık ve nefes ver ve başla. Karın içeri, çek, çek. Çok güzel. Devam. Nefes. Ve kal, kal, kal. Bırak. Evet, teaser yapıyoruz şimdi. Evet, bacaklar lütfen. Açıyoruz. Evet. Şimdi çevireceğiz bacakları. Burada gerçekten çok güzel bir harekettir. Bütün abdominal devrede alt karın yağlarını yakan harika bir egzersiz. Hazır mıyız? Hazırız. Evet. Hazır mısın Arman? Her zamanki gibi. Hadi bakalım, görelim. Evet, bacakları uzattık bu şekilde. Nefes al. Nefes al. Şimdi tekrar nefes. Nefes al ve uzat. Nefes al. Çok güzel. Parmaklarının ucunla sanki daire yapıyorsun. Nefes. Şimdi tekrar. Nefes. Nefes. Bir tane DVD çıkardık ya, çok şükür. Sağ ol Buse. Son DVD buradan çıkıyor. Canlı yayın DVD'si. Canlı, canlı. Nefes. Öznur'cum kusura bakma. Nefes. Son. Ve şimdi. Kal, 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 kal. Ve bırak. Daha şimdi devam ediyoruz diyorum, bırakıyor ya, görüyorsunuz değil mi? Yani gerçekten... Göremediler. Göremediler, evet. Öznur'cum göster böyle zamanlarda ne olur. Direkt son anlarda. Son anlarda Arman'ı kes direkt. Olamaz böyle bir şey. Direkt bırakıyor, direkt kaytırıyor ya bu yaşta. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil yani. Evet, şimdi ne yapalım? Gerçekten teaser yapalım diyorum ben. Evet. Bu bacağımızı tuttuk şöyle. Şunu yapalım. Bunu yapıyordun sen ama. Evet. Çok güzel bu. Nefes.
Al nefes ve ver. Al nefes, ver. Harika. Bacaklar. Burada sırtı da çok güzel bir. Evet, süper. Nefes. Şimdi bacaklar gergin. Nefes. Nefes. Nefes al ve nefes ver. Tekrar nefes. Çok güzel. Devam et. Nefes. Son iki. Son kez Arman. Kal kal kal. Ah, evet. Gittim ben. Vay Arman, süpersin. Harikasın. Evet, şimdi hemen devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Obliksleri yaptık. Evet, yukarı aşağı yapacağız. Bunun için küçük topumuzu aldık. Yaptık aynen. Evet, hazır mıyız? Şimdi alt karın yağlarını yakan süper bir egzersiz geliyor. Başla. Evet, çek karnını içeri. Evet, burada nefes al ve ver yukarı bacaklar. Nefes. Aşağıda nefes al, ver yukarıda. Aşağıda nefes al, ver. Nefes. Evet, karınlar içeri. Dümdüz bir karın. Nefes. Evet. Al. Nefes. Çok güzel. Şimdi tekrar. Nefes al ve nefes ver. Nefes al, ver. Al. Al. Çok güzel. Son üç. Son sekiz. Son on. Son yirmi. Nefes. Al. Son iki. Son. Kal 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 kal. Süpersiniz ve bırak. Çok güzel. İyi misin Arman? İyi misin Özge Hoca? Vallahi çok iyiyim ben. Ben süperim ya. Evet, şimdi burada makas yapacağız, karnımızı içeri çekip. Bacaklar gergin, çok güzel. Devam. Nefes. Nefes, nefes. Harika. Burada şimdi dizimizi büktük. Nefes, nefes, nefes. Çok güzel. Ve şimdi yavaşça bırakıyoruz. Bırakıyoruz derken de yavaş yavaş diyorum ki şey hazır olsun. Ol diye yani. Hazır ol diye Arman, bak senin için yapıyorum bunu. Görüyorsun değil mi? Evet. Evet, şimdi elimizle başımızı destekleyelim aynen. Burada orta karın yağları, göbek deliği etrafındaki yağları yakan harika bir egzersiz geliyor. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Nefes al, ver. Nefes al, ver. Çek karnını içeri. Tekrar nefes. Evet, bacaklar. Nefes. Çek. Karınlar içeri. Şimdi tekrar. Nefes. Al nefes. Ver. Al şimdi. Şimdi burada kal ve pas yapıyorsun. Hazır mısın? Çek iyice karnını içeri. Bırakma lütfen. Nefes. İçeri çek, çek, çek. Kal, kal, kal. Başımızı bıraktık, bacaklar. Tek tek rahat. Müthiş. Evet, harikayız. Süperiz, süperiz. Muhteşemiz. Şimdi burada... Arman bana bakıyor. Hadi şu obliksi yapalım. Evet, burada şınav pozisyonundayız.
Evet, hazır mıyız? Hadi Arman, oyalanma, seni bekliyorum. Tüm Türkiye şu anda. Evet. Bacaklar. Çok güzel. Evet, hazır mıyız bunun için? Tam şınav pozisyonundayım. Burada nefes al. Çek. Çok güzel. Devam et. Nefes. Şimdi. Obliks. Nefes. Nefes. Evet, işte bu. Çok güzel. Nefes. Nefes. Sol. Kal, 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 kal. Ve bırak. Süperiz, süperiz, muhteşemiz. Harikayız, evet. Var mı Arman topun? Al bakalım. Evet. Pembe geldi sana. Niye bütün stüdyo güldü pembe geldi diye. Senin için bir mahsuru var mı Arman? Sıkıntı yok. Pembe seviyorsun biliyorum. Yok, çok sevmiyorum ama. Yani pozitif bir renktir. Kesinlikle. Sevgi rengi. Sevgi sevgi rengi. Evet, şimdi... Karın çalışmaya devam ediyoruz. Topumuzun üstüne çıkmayacağız, tüneyeceğiz. Tüneme hareketimizi yapacağız. Bunu nasıl yapıyorduk? Bunu bu şekilde. Evet. Dizimi koydum. Elimi koydum. Tekrar diğer elimi de koyup. Şimdi yine dizimi koyup. Durumu tamamladım. Yavaş yavaş geliyorum. Evet. Hazır mıyız? Nefes. Nefes. Çek karnını. İçeri. Nefes. Nefes al ve ver. Nefes al. Ver. Karınlar içeri. Çok güzel. Devam et. Nefes. Nefes. Al nefes. Ver. Al. Al. Son iki. Son kez. Kal, kal, kal. Çok güzel. Ve yavaşça in. Harika. İyi miyiz? Ben. Devam ediyoruz. Evet, şimdi burada... Bacaklarımızı topun üstüne koyduk. Hazır mısın Arman? Hazırım. Özgücüm? Evet. Hadi bakalım o zaman. Doğuştan. Elimizle başımızı destekledik. Burada. Evet. Bütün abdominal çalışıyor. Nefes al. Nefes. Evet. Çek iyice karnını içeri. Nefes. Al nefes ve ver. Al nefes, ver. Şimdi burada kal ve pause. Karın içeri, çek. Resmen karınlar düzleşiyor. Şu anda hissediyoruz hep birlikte bunu. Ver, ver, ver ve bırak. Evet, gerçekten müthiş etki diyebilirim. Evet, devam ediyoruz. Burada nefes alıyoruz. Nefes ver. Al nefes, ver. Al nefes. Nefes al. Şimdi. Evet, şimdi al gülüm ver gülüm başlıyor. Hazır mıyız? Nefes alıyoruz ve ver. Al gülüm. Süper. Ver. Nefes. Nefes.
Evet, bacaklar gergin. Karın içeri uzan. Nefes. Al. Al. Nefes al. Ver. Nefes al. Ver. Çek karnını. İçeri. Al gülüm. Ver gülüm. Evet, çok güzel. Nefes. Karınlar içeri. Dümdüz bir karın. Çok güzel. Şimdi al nefes. Ver nefes. Al. Şimdi tekrar. Evet, son üç. Son iki. Nefes. Son 15. Nefes. Al. Ve son kez. Tek Arman'a bakıyorum vallahi, bırakıyor mu diye. Hep alıştık ya öyle bırakıyor diye. İnsanın adı çıkmasın. Evet. O yüzden bakıyorum ona direkt. Tek derdim o. Evet, çok güzel karın çalışıyoruz gerçekten. Harika. Müthiş. Evet, devam ediyoruz. Burada şimdi topumuz şurada kalsın. Kalmaz ki bu da. Kal. Kalma. Kal, kal. Gidiyor. Son 10 dakika, tamam. Evet, şimdi pilates çemberini şöyle koyduk. Burada evet, nefes alıyoruz. Nefes, 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 çek. Karın içeri, çek, 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 çek. Şimdi yukarıdasın. Aman Allah'ım. Bravo. Bravo. Evet, Jimmy'miz topu, topa yardım etti bana yaklaşmasına. Evet, burada şimdi kalıyoruz. Evet, hazır mıyız? Nefes al, eller yanlarda. Bacak, bacak, bacak. Şimdi burada kal ve kalk. Evet, hazır mıyız? Süpersin Buse, harikasın. İyi oldu bunu yapman. İsteyeceğim birazdan senden. Evet, bu egzersiz çok güzel. Şimdi burada oturma kemiklerinin üzerindeyim, görüyorsunuz. Ve nefes alıyoruz. Bacakları uzat. Çok güzel. Devam, devam, devam. Evet, nefes. Evet, nefes. 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 Çek. Nefes. Nefes. Süpersiniz. Harika. Şimdi kal. Ve bırak. Vay. Bugün herkes pilates yapıyor ya. Besteninki şey biraz farklı. Pilates, oryantal letes. Evet. Evet, biraz öyle. Evet, şimdi hemen yan dönelim şöyle. Nefes. Çok güzel. Nefes. Evet. Hemen diğer yana döndüm. Bir handırt yapacağız, onu çekersin yeter. Bu seçim. Bir DVD oldu değil mi? Evet, şimdi burada nefes aldık. Çok güzel. Evet, yan yağlar. Yan yağlar. (Gülüyor)
ve bırak. Çok güzel. Evet, harikasınız. Burada hemen bir streç yapalım. Nefes alıyoruz. Evet, tutun. Burada nefes alın. Ve nefes ver. Harika. Kal burada, kal. Nefes al, ver. Nefes al, ver. Esne, esne, esne. Ve bırak. Çok güzel, muhteşem. Evet. Şimdi hemen sırt üstü yattık tekrar. Evet, büyük topu alabilir miyim? Topum benim canım. Oh. Evet, şimdi burada nefes aldık. Nefes al. Al nefes. Ver. Al nefes. Ver. Nefes. Çek karnını. İçeri. Nefes. Nefes. Şimdi uzun bacak, uzun kol. Nefes al ve ver. Nefes al. Ver. Al burada. Nefes. Al nefes ve ver. Al nefes. Ver. Çok güzel. Devam. Harikasınız. Burada şimdi makas. Handırt için hazırız. Evet. Karınlar içeri lütfen. Dümdüz bir karın istiyorum herkesten. Evet, herkesin karnı dümdüz oldu bence zaten. Hadi Arman, seni bekliyoruz. Hazır mısınız? Arman, hazır mısın? Hazırım. Vallahi seni bekliyoruz yani. Ben seyircilerimiz dinlensin diye biraz su içiyorum. Tabii. Yoksa kendi yorulduğumdan falan değil. Evet. Şimdi ayaklarımızın arasına büyük topumuzu aldık. Burada handırt yapacağız. Handırt için hazır mısınız? Beş nefes al, beş nefes ver. Dümdüz bir karın için harika bir egzersiz. Bütün abdominal devrede. Hazır mısın? Evet. Evet. Eller yanlarda. Başla. Al. Ver. Al. Bacak aşağı. Ver, 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 ver. Yukarı al, 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 al. Ver. Nefes al. Ver. Al. Ver. Nefes al. Ver. Nefes al. Ver. Yukarı, 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 yukarı. Arman, evet, nefes al. Kaç oldu Özgeciğim? Son 30. Al. Ver. Nefes al, 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 al. Ver. Karın içeri, çek, 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 çek. Ver. Son. Ver. Evet, burada kal. Nefes al. Arman yakın plan. Nefes al ve ver. Nefes al. Ver. Çok güzel. Harikayız. Son. Ve bırak. İyi misin Arman? Güzel. Evet, hemen yan döndük. Burada güzel bir esneyelim bakalım. Nefes al ve nefes ver. Kal burada, kal. Çok güzel. Al nefes, ver. Al nefes, ver. Şimdi yarıya kadar geldim. Nefes aldım ve nefes ver. Nefes al ve nefes ver. Kal burada, kal, kal, kal. İyice esne. Çok güzel. Harikasın. Yarıya kadar gel ve çok iyi. Hemen diğer tarafa. Yarıya
yarıya kadar geldim, nefes aldım ve nefes ver. Çek iyice karnını içeri. Çok güzel. Kalk. Evet, yarıya kadar gel, nefes al ve nefes ver. Evet, yeniden. Al nefes ve nefes ver. Kal burada, kal. İyice esne, çok güzel. Şimdi kürek kemiğini yere değdirmeye çalış. Esne, yarıya kadar gel ve bırak. Buradan hemen şelstece geçiyorum. Lütfen gözlerinizi kapatın. Gözler kapalı. Nefes al ve ver. Nefes al, ver. Tekrar nefes. Al nefes, ver. Nefes al, ver. Sırtındaki rahatlamayı hisset. Yeniden nefes al, çok güzel. Ve ver. Evet, sadece olumlu, mutlu, pozitif düşüncelere odaklanıyoruz. Vücudunuzun rahatladığını, bütün kaslarınızın esnediğini ve çalıştığını hissedin. Özellikle bütün abdominal, karın kaslarınızın çok aktif bir şekilde çalıştığını ve karnınızın düzleştiğini şu anda hissediyorsunuz. Ödeminizin indiğini hissediyorsunuz şu anda. Aynı anda birlikte hissediyoruz bunu. Nefes al ve nefes ver. Çok güzel. Hücrelerinin yenilendiğini hissediyorsun. Sen önemlisin, bunu unutma. Sen özelsin. Tekrar nefes al. Ve nefes verirken yavaş yavaş kalk. Çok güzel. Evet. Müthiş. Şimdi baş, boyun ve aç gözlerini. Küçük bir baş dönmesi yaşayabilirsin ama muhteşem bir çalışma yaptık bugün gerçekten. Bütün abdominal harika çalıştı. Müthiş çalıştı. Evet, süremiz bitti galiba. Bitti değil mi? Burada bacakları açıyoruz. Nefes al ve nefes ver. Nefes al, ver. Nefes alıyorum, nefes ver. Dizimize doğru gidebildiğimiz noktaya kadar gidip orada kalıyoruz. Esne, esne, esne iyice. Çok güzel. Burada kal. Harikasın. Hemen diğer bacak. Biraz daha uzun kalabilirsiniz. Çok iyi. Bacakların arkasının esnemesi çok önemli. Nefes al ve nefes ver. Nefes al, nefes ver. Evet, kolları uzattım. Nefes alıyorum. Ve şimdi nefes ver. Gidebildiğin noktaya kadar git. Orada kal. Nefes al, ver. Tekrar nefes. Ve kalk. Evet, muhteşem bir çalışmaydı bugün gerçekten. Dümdüz bir karın. Herkes karnına dokunsun bakalım. Evet, nasıl Arman karınlar? Süper değil mi? Gerçekten harika bir çalışmaydı. Herkesin karnı dümdüz oldu. Ödemler indi. Muhteşem hissediyoruz kendimizi. Evet, neler hissediyorsunuz yazın hemen bakayım. Neler hissediyorsunuz? Şu anda ne hissediyorsunuz yazın. Yarın ne yapacağımızı da karar veririz. Bugün yine çok güzel bir program olacak. İsim analizcimiz sevgili Celalettin İpek Bayrak birazdan canlı sizlerle birlikte olacak. Benim güzel canım, arkadaşım, başarılı anne, her şey yapıyor vallahi, çok çalışkan. Sevgili Sinem Güven biraz sonra canlı yayın konuğum olacak. Bilge Nihan aynı zamanda canlı yayın konuğum olacak. Enginar Sota hazırlıyorum hanımlar. Enginarlar çıktı. Çok güzel her yerde artık. Enginar Sota yapıyorum bugün. Ve yorgun ayaklar için süper bir bakımım var. Bence kaçmaz. Şu anda ne yapın biliyor musunuz? Yeşil çaylarınızı hazırlayın. Özge hazırlasınlar değil mi? Evet. İçine de tarçın çubuğu, karanfil koyabilirler enerji için. Enerji için karanfil koysunlar, tarçın evet. Çubuğu koysunlar. Şeker tatlı krizine. Başka ne yapsınlar? Sıcak havlu. Sıcak havlu. Harika. Evet, çok teşekkür ediyorum size de. Birazdan buluşuyoruz canlı. Yeşil çaylarınız hazır olsun, geliyorum.
İsminiz hayatınıza nasıl yön veriyor? Eşiniz ya da sevgiliniz arasındaki uyum isimlerinizde mi gizli? Çocuğunuzun ismi ya da yeni doğacak çocuğunuza koyacağınız isim onun hayatını nasıl etkiler? Kaderin Şifresi kitabının yazarı, isim analizi uzmanı Celalettin İpek Bayrak Ebruli'de. Canlı yayına bağlanıp isim analizi yaptırmak istiyorsanız 0212 995 05 51 numaralı telefondan bizi arayabilirsiniz. Güzeller Güzeli Anne, podyumların bir dönem vazgeçilmez ismi Sinem Güven. Podyumlarda fırtına gibi estiği dönemlerden evlilik hayatına, hamilelik serüveninden kızı Defne ile olan anne-kız ilişkisine, eşiyle olan bağına kadar tüm yaşantısını Ebru Şallı ile Ebru Lide anlatıyor. Sıcaklarla beraber ayak şişikleri şikayetleriniz de başladı. O halde daha fazla vakit kaybetmeyin. Alın kağıt kalemlerinizi, başlayın ayak şişliğini önleyen bakım tarifini yazmaya. Bu kadar değil tabii ki. Enginar sote tarifi de kaçmaz. Birazdan. O babaların babası. O yılların usta sesi, usta ismi. Mektupları, resimleri kaldıramam ki. 7'den 70'e herkesin hayran olduğu adam. Efendiliğinden, aile yaşamından ödün vermeyen bir isim. Aklı düşlerim, Cengiz Kurtoğlu. Adesi. 13 Mayıs Çarşamba günü usta yorumcu Cengiz Kurtoğlu'yla özel yayınımızı kaçırmayın. Ama ben sana hiç yaranamadım. Merhaba sevgili TVM izleyicileri. Yine kısa bir kaderin şifresiyle beraberiz. Kaderin şifresi nedir diye başlamadan önce yine zaten her zaman ve her gün anlatıyoruz kaderin şifresinin ne olduğunu. Telefonumuz var. Hiç uzatmadan kısa yoldan geçelim. Mil Kibar Yavaşça İstanbul'dan. Alo, evet benim. Merhaba. İyi günler, merhaba. İyi günler, sağ olun. Kendiniz için mi? Oğlum için. İsmini alabilir miyim? Ataberk Yavaşça. Ataberk Yavaşça. Evet. Tam doğum tarihini alabilir miyim? 05-10-2010. Allah bağışlasın. Amin. Hemen ufak hesabımız yine. Evet, hemen Ebced hesabını yaptık. Biz bu tabloyu gördüğümüz zaman Allah nazarlardan saklasın. Çocuk rızkıyla doğar sözünün en güzel örneklerinden biri. Birinci grubu gördüğümüz zaman otoriterliği var diyoruz. Çok genç yaşta, çocuk denecek kadar genç bir yaşta kendi geleceğini ve kendi kaderini, şansını belirleme hakkına sahip çok nadir gruplardan biridir. Her zaman da anlattığım gibi ben oğlum doğduğu zaman ona bir isim vermek isterken birinci gruba denk gelen bir isim vermek istedim ki doğuştan şanslı. Yalnız otoritesini, kararlılığını hayat boyu devam ettirir. Sizi bir döneme kadar üzerse bundan mutluluk duymanız lazım. Çünkü neden? Çok parlak ve çekici bir yıldız. Ne istediğini çok iyi bilir ama o kararlılığı, en önemli şey, bin bir yetenek de olsa bazı insanlar da şansı yoksa ne yapsak ne etsek bir türlü olmuyor. Ama doğuştan şanslı dediğimiz gruplara bakıyoruz. İşte 1'e 9'u gördüğümüz zaman Ataberk Yavaşça kesinlikle doğuştan şanslı. Hep örnek veriyorum, bazen benim de oğlum eve gittiğim zaman baba işte yazıları doğru yazamıyorsun, rakamları eğri büğrü yazıyorsun. Oğlum diyorum, biz kısa sürede çok şeyler yapmak için zaten önemli olan rakam. Hayır, her şeyi bir düzen. İşte Ataberk de her şeyi kusursuz bir düzen içinde yapmaya çalışır ve yapar. Çok genç yaşta başarırlar. Bakın 18. yaşına kadar Ataberk'e siz destek olacaksınız. Tabii ki aileler ne diyoruz? Çocuklarına iyiyi, doğruyu, hayatı öğretmek zorunda. Ama belirli bir yaşından sonra özgür iradesiyle vereceği her karar onun için en doğru karar olacaktır. Nerede doğmuş olursak olalım, hangi eğitimi almış olursak olalım, bütün dünyadaki bütün insanlar için iki tane önemli olgu vardır ki mutlu, huzurlu bir hayat. Bir evlilik hayatı, severek isteyerek yaptığımız bir iş ki o en önemli şey, iki yerde de mutlu olmamız lazım. O yüzden biz altın çağı hem mutlu, huzurlu,
uyumlu bir evlilikte hem de severek isteyerek yaptığımız ve istediğimiz maddi kazanca da ulaştıksa bu iki mutluluğun birleşimi aynı anda oluşuna biz altın çağ diyoruz. Ataberk Yavaşça 19. yaşından itibaren altın çağını yakalar. 22. yaşı bitirip 23. yaşına girdiği andan itibaren de kendi hayatını, kendi geleceğini hazırlamış olur. Evet, sizler de onun için çok şeyler yapacaksınız ama çok genç yaşta olağanüstü büyük başarılara örnek göstereceksek Allah nazarlardan saklasın. Ataberk Yavaşça için bunu söyleyebiliriz. Kısaca işte evet bu kadar. Onda bu şans çok varken dediğimiz gibi 18'ine kadar sizden ona destek ama 23'ten itibaren hayat boyu o size destek olacak. Çok sağ olun. Siz de sağ olun, rica ederim. İşte mümkün olduğu kadar hep özete gitmeye çalışıyoruz ve yıllardan beri neye dikkat ediyoruz? Aman diyoruz, bakın size anlatan günlerce bir şeyler, mersiyeler dirsek. Önemli olan şanslı dönemlerimiz ve şanssız dönemlerimiz. Biz bunları biliyor, ona göre adımlar atıyor ya da önlemler alıyorsak ömür boyu hem evlilik hayatında hem iş hayatında mutluluktan, huzurdan, başarıdan bahsedebiliriz. Bir telefonumuz daha var. Muhterem Gültepe, Safranbolu. Evet. Merhaba, buyurun Muhterem Hanım. İyi günler hocam. İyi günler. Kendim için bastıracaktım, bir de kızım için. Şimdi süremiz çok kısıtlı olduğu için isterseniz kızınıza... Çünkü bizim için çocuklarımız her şeyden önce geliyor. Ama sizin için de yarın inşallah kaldığımız yerden yine devam ederiz. Ben geçen de öyle söylemiştiniz ama bakacağım demiştiniz. Ha, öyle mi? O zaman sözümüzü tutalım. Evet. Tamam. Evet. Kızım için mi vereyim ilk önce? Madem söz verdik her ikisine bakacağız. Kızınızın ismi? Tamam. Canan Gültepe. Canan Gültepe. Tam doğum tarihini alabilir miyim? 28. Evet. 6. Evet. 1988. 88. Hemen evet. Sizin de doğum tarihinizi alabilir miyim? Madem evet. Önceden... Muhterem Gültepe. Evet, doğum tarihiniz. 10. Evet. 7. Efendim? 10. Evet. 7. Evet. 1962. Hemen hesabımızı yapalım. 1, 8, 1. 6. Evet. Canan Gültepe için bakın 7. grubu gördük. Ne diyoruz? Allah vergisi birçok yeteneğin bir insanda birleşmiş halini biz 7. gruplarda görüyoruz. 10 parmakta 10 marifet, çoktandır bu sözü kullanmıyordum ama bugün kullanıyoruz. Canan Gültepe için hiç şanssızım diye bundan sonra dert yanmasın. Neden? Evet, yetenekli, zeki, birçok şeyi başaracağını biliyor ama biz hep şanslı dönemlerden, kısmet dönemlerinden bahsediyoruz ki 26. yaş 2014 yılı sakınılması gereken bir yıldı ve devamlı uyardık. Aman 88 doğumlar, bakın 26'da çok önemli kararlardan uzak kalın. Ama onu takip eden yıl 2015 yılı Haziran ayı Canan Gültepe için 13 yıllık olağanüstü bir şanslı dönemi başlatıyor. Madden ve manen, gerek huzur anlamında gerek maddi hayatta çok büyük fırsatlar, çok büyük başarılar ve çok büyük bir şans başlıyor. Artarak devam ediyor. Ne diyoruz? Elde ettiğimiz değerleri ama evlilik hayatımızda, ama iş hayatımızda ya da parasal konularla. Bir süreliğine değil, bunu ömür boyu devam ettirebilmek için Canan Gültepe bundan sonra neye dikkat etmesi lazım? 26. yaştı, geride bıraktık. 39, 52 ve 65. yaşlarda madden ve manen bütün risklerden uzak kaldığı takdirde işte hayat boyu şanstan, huzurdan, mutluluktan bahsedebiliriz. Hemen Muhterem Hanım, sizin de yıldıznameye bir baktığımız zaman ufak hesabımız var yine. 15, 21, 24, 30, 43. 65. Maşallahınız var. Zaten 4. grubu gördüğümüz zaman ne diyoruz? Evet. Olağanüstü bir ön sezi, medyumik bir özelliğiniz var. Ön sezileriniz, 6. hissiniz had safhada. Yakın çevrenize söylüyoruz bunu. Eşinize, kardeşler, konu komşu,
çocuklarınız. Sizin önerilerinize ya da uyarılarınıza kulak veren karlı çıkar. Ne demek istediğimi herkes anlamıştır inşallah. Dinliyorlardır. Dördüncü grup için ne diyoruz? Bütün kritik yıllarınızı geride bıraktınız. Bakın 18, 27, 36. yaş. 45. Bunlar korkulması gereken kritik dönemlerdi. Ve bundan sonra 54, 63, 72. yaşınızda bütün idare ve kontrol sizde olduğu takdirde, özellikle parasal kontroller sizde olduğu takdirde düşüşü olmayan yükselişiniz yine hayat boyu devam eder. Ne diyoruz? Her insan için inişli çıkışlı dönemler vardır. Ama 2014 Ağustos'tan itibaren çok yeni, bir daha yeni bir şans artarak devam eder. Ve hayatın zirvesi, biz altın çağ diyoruz ya, 2018'in Ağustos'una kadar, bakın 2014'ün Ağustos'unda başladık, 40 yıla bedel bir 4 yıl sizi bekliyor ve artarak devam ediyor. Allah nazarlardan saklasın diyoruz. Kısaca özet. Evet, şimdi şey görünüyor mu hocam? Bir miras işimiz var da bizim ev gibi. Efendim? Yer. Bir miras işimiz var, görünüyor mu? Bakın şanslı döneminiz, o şanslı dönem başlayıp artarak devam ediyorsa güzel olan her türlü müjdeye hazır olabilirsiniz. Oh hocam, aha, teşekkür ederim. Rica ederim. Bir telefonumuz daha, Gülistan Oktan. Evet. Buyurun Gülistan Hanım. Ben kızım için aramıştım. Tabii, ismini alabilir miyim? Ecrin Elif Oktem. Ecrin. Elif. Elif. Oktem. Oktem. Evet. Tam doğum tarihini alabilir miyim? 14.01.2014. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. 6.92. 6. En güzellerinden biri şanslı yılında doğması. Doğduğu tarih, evet, şanslı bir dönem. 6. grubu gördüğümüz zaman, bakın daha 1 yaşında bir bebek. Allah nazarlardan saklasın, 1,5 yaşına doğru ilerliyor ama o öfkesi, o siniri, otoritesini ortaya koymuştur zaten. Daha 1 yaşındayken dahi farklılığını da ortaya koymuştur. Hayatı boyunca sıradan bir şey yapmayacak. Ve çok genç yaşta, işte bu yüzden aman diyoruz, ne annemizin ne babamızın söyledikleri, özgür iradeleriyle verecekleri kararlarda biz çocuklarımıza destek olduğumuz takdirde çok genç yaşlarında olağanüstü büyük başarılarına şahit olabiliriz. 6. grup içinde 10 parmakta 10 marifet diyebiliyoruz ve lider gruplardan biri. Kendi bildiğini zaten her zaman yapar. O öfkesine, ne diyoruz? Bebek demeyeceğiz, küçük bir çocuk demeyeceğiz, yetişkin bir insan da demeyeceğiz. İnsan kişiliğiyle, özgür iradesiyle her zaman her yerde ayrı bir kişiliktir. Allah nazardan saklasın. Ecrin Elif de onlardan biri. Size ne kalıyor? 21 yaşına kadar ona destek olmanız. Ama 21'inden sonra öyle bir hayat başlar ki dilediği takdirde doğduğu ülkede de ve doğduğu ülkenin dışında başka bir ülkede de kısmetleri, başarıları var. Asla ve asla emir almayı sevmeyeceğinden dolayı kendi özgür işini kurar. Hani bazen diyoruz ya, hangi okulu okutursanız okur, o zekası, o tuttuğunu koparan yanıyla istediği her şeyi başarır. Ama bir de yakınlarım için dahi bunu söylüyorum. Hangi okulu okursa okusun, tabii mutlaka okur. Ama yine ticari faaliyetlerde, kendi özgür işinde olağanüstü büyük başarılar gösterir. Bir hükümran tarafı var mı? Var. Hayat boyu da devam eder. Ama bununla beraber gerek iş hayatı gerek evlilik hayatı ileride kendi özgür işi her zaman başarı için doğmuş diyebiliyoruz. Allah nazarlardan saklasın. Ama o çocukluk döneminde öfkeli ve asla geri adım atmayan yapısından dolayı fazla inatlaşmamakta fayda var. Nedir? 6'ya 4'ü gördüğümüz zaman hayatı boyunca kazanmak için doğmuş diyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu kadar rakamlardan bu kadar söz mü çıkıyor? İşaretler hayatımız boyunca bize yol gösterir. O işaretleri okumak, evet, bu kadar rakam o kadar şeyi evet söylüyor. Kısaca Allah nazardan saklasın diyoruz. Hangi işlerde başarılı olurlar bu
Özellikle ticari faaliyetlerde. Çünkü gücü isteyecek, gücü sevecek. İkinci sırada olmaz. Her zaman en ön sırada olur. Olağanüstü gururlu. O yüzden emir almayı sevmez. Her zaman diyoruz ya, ne annemizin ne babamızın. Allah hangi yeteneği verdiyse o konuda, ama ticari faaliyetlerde. Evet. Allah saklasın, Allah nazarlardan saklasın diyoruz. Şimdi süremiz de kısıtlı olduğu için o yüzden çok özetle geçiyorum. Yine bir telefonumuz var. Dönay Ersoy, Mersin'den. Evet, buyurun. Evet. Buyurun, kendiniz için mi? Evet. Hemen. Evet. Dönay Ersoy. Tam doğum tarihinizi alabilir miyim? 15 Eylül 1962. Evet, yine bir yedinci grubu bulduk. Yine 10 parmağında 10 marifet demiyoruz. 20 parmağında 20 marifet diyoruz. Keşke 18. yaşınızdan önce bilen biri bakmış ve uyarmış olsaydı. Hangi yaşlar için uyarmış olsaydı? 18, 27, 36, 45. yaşlarınız için uyarmış olsaydı. İnişler çıkışlar. Yedinci grup hayatında hata yapmaz. Ama biraz fazla iyi niyetli, biraz fazla duygusal olunca sanki bir döneme kadar hayatımız boyunca tek taraflı fedakarlıklar için doğmuş gibi görünürüz. Ama bir dönem vardır. Hangi dönem? 2016 yılı Haziran ayı. Yıllardan beri bunu söylüyorum. Hayat bazen bazı insanlar için defalarca yeni fırsatlar, yeni imkanlar sunar. Kimi? Kendi zekasının ve emeğinin ürünü olarak yeni hayatlarını hazırlar. Kime? İkisi bir. Hayat çünkü bir şeyler sunuyor. Ve sizin için öyle bir şey ki korkulması gereken bütün kritik yıllarınızı atlattınız. Sizi tebrik ediyoruz. O kadar kritik inişler çıkışlar, her insan onu başaramazdı. Çok özel konulara değinemediğim için yine yüzeysel olarak anlatmaya çalışıyorum. Ama 2016 yılı, bakın aslında 1 Ocak 2016 Dönay Ersoy için yepyeni bir hayat, çok şanslı bir hayat. Her zaman o örneğe benzetirim. Çok şanslı bir bebek doğdu. Çok kısa sürede bu şans artarak devam ediyor. 10 yıla bedel bir yıl ki 1 Ocak 2016 başlar. 2017'nin Haziran'ına kadar o süre içerisinde 10 yılda olması gereken birçok şeyin çok kısa sürede gerçekleştiğini. Bu hem huzur anlamında hem de maddi anlamda, parasal anlamda. Onu görüyoruz. Geriye ne kalıyor? Bunu ömür boyu muhafaza etmek. Hemen hesabını yaptığımız zaman 54 dikkat ediyoruz. 2016 hayatımızın en şanslı yılı. Ama parasal konularda biraz dikkat edersek, vicdanımız bizi rahatsız etse dahi birilerine bir kefaletmiş, borç vermekmiş ya da ortak atılacak adımlar hayal kırıklığı yaratabilir. O yüzden o şanslı yılın tadını çıkarmakta fayda var. Geriye ne kalıyor? 2020, 2028, 2032. Bu yaşlarınızda temkinli olursanız işte bu yeni yaşam ömür boyu artık sizindir. Yine söyleyecek çok şey var. Her zaman söylüyorum. Ekranında aileyi ilgilendiren, kişiyi ilgilendiren çok özel konulara değinmediğim için Facebook'ta Kaderin Şifresi sayfasından onu okuyabilirsiniz. Yine süremizin sonuna geldik. İnşallah yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi günler diliyorum. Güzeller güzeli anne, podyumların bir dönem vazgeçilmez ismi Sinem Güven. Podyumlarda fırtına gibi estiği dönemlerden evlilik hayatına, hamilelik serüveninden kızı Defne ile olan anne kız ilişkisine, eşiyle olan bağına kadar tüm yaşantısını Ebru Şallı ile Ebru Lide anlatıyor. Sıcaklarla beraber ayak şişikleri şikayetleriniz de başladı. O halde daha fazla vakit kaybetmeyin. Alın kağıt kalemlerinizi, başlayın ayak şişliğini önleyen bakım tarifini yazmaya. Bu kadar değil tabii ki. Enginar sote tarifi de kaçmaz. Birazdan. Evet, insan.
sabahlar, iyi sabahlar. Televizyonlarını yeni açan izleyicilerimize mutlu, pozitif, muhteşem bir gün diliyorum. Biz ne yaptık? Süper bir karın yaptık bugün. Yıkıldık galiba. Neler hissediyorsunuz? Yazın lütfen. Karınlar titriyor mu? Oturabiliyor musunuz? Kalkabiliyor musunuz? Dümdüz mü olduk? Ne alemdeyiz? Yazın, çizin. Şu anda yanımda zaten tescilli güzel o, Türkiye güzeli, dünyalar güzeli bence. İçi dışı bir anne, çalışkan, üretken, sporcu, yok yok gerçekten durmuyor hiç yerinde. Sevgili Sinem Güven şu anda canım arkadaşım. Canlı yayın konuğum, hoş geldin Sinemciğim. Hoş bulduk Ebru'cum. Seni ne kadar güzel gördüm, ne kadar iyi gördüm. Yani gittikçe gençleşiyorsun. Bu enerji nereden geliyor böyle? Kırkı devirmenin verdiği enerji Ay, herhalde. Maşallah bunu söyleme sakın. Sakın ne güzel söyleme. 15 Aralık 74 doğumluyum valla. Kırkı doldurdum Aralık'ta. Evet maşallah. Gayet de memnunum. Yani kendimi 20'li yaşlarımdan çok daha dinamik ve iyi hissediyorum. İyi hissediyorsun. Görüntü olarak da öyle Görüntü geliyor bana resimlere bakınca. Öyle geliyor. Biz beraber büyüdük neredeyse. Aynen. Aynen. Hani şimdi gerçekten onu dedim. Ne oluyoruz? Şimdi gerçekten onu dedim. 20'li yaşlarda demek anlamıyorduk herhalde ya da bilmiyorum hani belki çok ilgilenmiyorduk. Bence dişi de değildik bir de. Evet. O... Ya onun farkında değildik. Şimdi insan daha yaş kadın... alınca biraz daha kadınlaşıyor, dişileşiyor. Hı hı. Bence onun da farkı onun var. Onun da fark. Onun enerjisi vuruyor. Vücut oturuyor, mimik oturuyor, ifadeler oturuyor. Oturuyor. Bakmayı öğreniyoruz bence. Doğru. O çocuksu halden biraz daha çıkıyorsun. Hı hı hı. Hepsinin etkisi Bak, var. Bak bu söylediklerin doğru esasında gerçekten. O zaman bir baksana 20 sene önceki resimlerimize falan. Doğru. Yani böyle eblek eblek pozlar vermişiz. Ben çok biliyorum. Ben şimdiki resimlerimi çok daha beğeniyorum hı hı. şu anda yaptığım Yok, çekimleri. Yok çok iyi gördüm seni. Bir de Teşekkür şey de çok ederim. Önemli Sinemciğim. Hani enerji de çok önemli. %100 hani, o her hani zaman tamam, en önemli. Güzelsin ama en dünyanın önemlisi. En güzel kadını ol. Buzdolabı gibi gözükebilirsin. Aynen. Senin enerjin de çok güzel. Canımsın. O sen beni sevdiğin için. Yok hayır. Ama insan hayır. kendi mutlu keyifli olunca gözünün ışıltısı da farklı oluyor. Farklı o herhalde oluyor. Karşıya geçiyor. Geçiyor Onun işte enerji bu zaten. %100. Hani o mutlu olman insanlara zaten sevgi dolu bakıyorsun. Kesinlikle. Sıfır kompleks. Hani Kesinlikle. Rahat, relax. Aynen herkes öyle. Mutlu olsun. Aynen öyle. O enerjide olduğun zaman zaten bu ışığı saçabiliyorsun. %100. Anladın Başka türlü demek olmuyor. Istedim, o evet. böyle makyajlarla, bakımlarla bilmem neyle olan bir şey değil. Yok kapanmıyor arada, zaten o. Ben seni çok özlemişim ya. Ben Biz yani çok böyle özledim. Hep çok. Yalandan yalandan böyle telefonda hadi ne zaman buluşuruz hadi bilmem ne oldu. Bir evet, türlü bir araya gelemedik. Konuşup bir araya gelemedik. İnan programa Deşim. Seni görmeye geldim Canımsın. Yani. Hani biraz sohbet edelim çünkü başka türlü bir araya gelemiyoruz ya. Bunlara bayıldım. Canım benim Bayıldım. Güle güle kullan. Geçmiş anneler güzel. Günün kutlu Çok olsun. Teşekkür ederim. İyi günlerde Şöyle inşallah. Ya, ne kadar güzel. Saatimi unutmuşum evde bugün çıkarken. Saatin yanında takmayı çok evet, seviyorum. Evet ya ben de onları böyle saatimin yanına seviyorum. Bunlar Hatti'nin en minyon küçük parçaları. Daha Ama çok böyle çok... daha ağır mücevher. Benim kolumdakiler... Boynumdakiler tadında. Hı hı. Ama böyle pıtırcık bir şeyler daha da yapıyorum ki. Ama bunlar tam evet. Ben bunları pilateste bile. Her gün aynen her yere takabilesin evet, diye. Evet. Güle güle kullan. Hayatım canım çok Çok güzel. Memnun oldum beğendiğine. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Çok güzel bir işe girdin sen. Evet. Ne kadar oldu? Yaklaşık 8 ay oluyor. 8 ay oldu. Daha bir yıl olmadan maşallah. Bayağı bir. İlerledi Vallahi, yani. Evet, çok güzel. Hatti'nin çok... bilinirliği bayağı bir artmaya başladı. İnsanlardan... Talep görüyor, beğeniliyor, yorumlar alıyor ki gerçekten neredeyse internet sitesi haricinde satış noktamız yok. Hı hı. Ona rağmen... Biliyorum sen öyle bir showroom mağaza gibi bir şey açmadın evet. ondan sonra. Esasında çok da mantıklı değil. Biraz önce hani ayaküstü senle evet. konuştuk. Bilinen bir internet sitesi var. Zaten herkes biliyor onu. Aynen. Oradan satışları oluyor. Aynen. Ama sen de dolaşıyorsun. Evet ben bu sisteme bayıldım. Bu sistem çok O kadar güzel. Çok sevdim Temiz. Ki turneye çıkıyorum. Evet yani çok tatlı. Şahane bir iş. İlk İzmir'le başladım. Hı hı. Kendi memleketimde. Orada çok sevdiğim bir arkadaşımın bir konsept mağazası var. Orada bir davet yaptık. Bir gün boyunca sürdü, 3 saat boyunca sürdü aslında. Çok ilgi gördü, insanlar çok bayıldı. Sonra ertesi günlerde insanlar gidip gelmeye devam etti. Zannetmişler ki orada satış devam ediyor. Hı hı. Ama şöyle bir şeye karar verdi. Şu anda ekranda gözüküyor Aa, evet, zaten. Çekimlerden hem fotoğraf biri. Çekimleri hem görselleri. Evet, evet Hatti'nin görselleri. Ne güzel, süpersiniz. Hı hı.
Şimdi Funda'nın zaten Alaçatı'daki mağazasında olacak. Yazın orada fix olarak satacağız. İnternet devam ediyor. Çeşme'de. Çeşme'de, Hacı Memiş'te, Alaçatı'da. Hı hı. Ondan sonra şimdi geçen hafta Ankara'daydım. Cuma günü orada Ankaralılarla buluştuk. Ne güzel. O da çok keyifli geçti. Müthiş misafirperverlerdiler. Çok. Yani gerçekten bayıldım. Hı hı. Yani en iyi Ankara seyahatimdi diyebilirim. Ya ne güzel. 25'inde... Toplum Gönülleri Vakfı'nın bir kermesi var Esma Sultan'da. Hı hı. Orada olacağız. Orada katılıyorum. Hı hı. Sonra yine TOG Bursa'da bir kermesi organize ediyor. Bursa'ya gidiyorum ayın ikisinde, 2 Haziran'da. Süper. Onun arkasında Adana var, Antalya var, Bodrum olacak. Bodrum da olmalı. Evet, Bodrum diyecektim sana. Evet, bence olmalı. Bodrum'da da Marina'da istiyorum bir şeyler yapmak. Bakalım yani Yalıkavak. Şimdi böyle. Evet. Aa, çok güzel, yakışır. Aynen. Yakışır, çok uyar. Yakışır. Ya zaten Ebru öyle güzel bir şey oldu ki o beni çok motive çok ediyor. Çok global, yani dünya şeyinde duruyor. Yani hepsi hem, Hindistan'da yapılıyor. Evet. El yapımı. Hepsi değerli taşlar. Elmas, zümrüt, pırlanta, yakut. Gümüş üzerine çalışılıyor. Gümüş üzerine çalışılınca zaten çok daha edinilebilir maliyetlere çıkıyor. Hı, onu soracaktım. Hani değerli taşlar kullanıyorsun. Acaba evet. Hani fiyat olarak çok yüksek mi? Makul şöyle nasıl? Söyleyeyim sana. 150 lirayla 13.700 lira en pahalı sattığım ürün arasında. Evet. Ki o çok ciddi bir gerdanlık. Yani üzerinde 80 karata yakın ankat elmas var. Hı hı. Yani böyle bir şeyi gidip de bir mağazadan alman, bir mücevher mağazasından bu fiyatı alman söz konusu İmkansız. Değil tabii ki. Hı hı. O yüzden... Taşlar nereden geliyor Hindistan'dan dedin? Hepsi zaten orada yapılıyor. Orada yapılarak geliyor. Ben sürekli internette... İşte FaceTime'dan atölyeyle işte bu böyle olsun, şu şöyle olsun. Bir kısmı onların zaten hali hazırda olan modelleri, onlarla devam ediyoruz. Bir kısmını ben kendim yaratıyorum, onlar üzerine çalışıyoruz. Hı hı. Her aşamasında haberleşip ona göre yürüyoruz. Ona göre. Valla çok da keyifli oldu, güzel de gidiyor. Çok. Tabii birazcık hani arada malın yüklenip gelmesi zaman alıyor. Ama da o da insanları böyle daha bir heyecanla beklettiriyor. En çok beni motive eden şey, daha bugüne kadar neredeyse hiç kimse tek bir ürüne gitmedi benden. Evet. Yani bir tane bir şey alan mutlaka bir parça daha, bir parça daha. Çok keyifli. Bu benim hoşuma gidiyor. Çok. Mesela şimdi Ankara'dan geldim, dün telefon geldi. İşte sinemanın bilmem ne de vardı, ne olur o bileziklerden de bize gönderir misiniz? Şey evet. Ama yani bir şey söyleyeceğim, senin çok çok eskiden de hep yani böyle bir şeye yatkındın sen. Ben eskiden yapıyordum. O zaman altın ve yarı değerli taşla evet, çalışıyordum. Evet, yapıyordun. Bir ara koleksiyon da hazırladın. Tabii kıyafet yaptım. Koleksiyonu. Sen hep yani... Evet, ben üretmeyi seviyorum. Sen üretmeyi evet, seviyorsun. Bir kreatif tarafım var benim galiba. Var. Ben sofra hazırlamayı da seviyorum. Yemek pişirmeyi sevmem. Yemek pişirmeyi ama mutfakta sevmem. Oturmayı seversin. Mutfakta oturmaya bayılırım. Yemek yemeye bayılırım. Bayılırsın. Sofrayı hazırlayayım, süsleyeyim. Çiçekler, böcekler, mumlar. Evet. Bayılırım ama hı-hı. Sen pişir, ben yerim. Ben tatlı işte börek, çörek öyle şeyleri seviyorum ama hı-hı. Bana zeytinyağlı enginar yaptırma ya. Ben o değilim ama bayılırım. Ama çok yani. Güzel ağırlıyorsun evde. Ay canımsın. Yapıyorsun her şeyi yani. Sevgiyle. Sevgiyle. Yani misafir kesinlikle. Olmadığı için eve gelen evet. Zaten hı-hı. Can geldi, dost geldiği için o zaman daha keyifli oluyor. O enerjide oluyor. Kesinlikle. Yemek yapmayı sevmiyorsun ama mutfakta oturmayı seviyorsun. Yemeği çok seviyorsun, süslemeye, dekorasyon. Yani dekorasyon işte daha önce hazırladığın koleksiyonlarda da. Yani senin hep içinde bu yıllardır hani modellik yaptığın yıllardan beri bence vardı zaten. Var. Evet. Vardı. Sen çiziyorsun da evet, evde resim. Bir atölyen vardı. Evet, resim. Evet, evet. Yağlı o, boya. Ne durumda yağlı boya? Valla atölyen vardı diyorsun ya, orası benim atölyem değilmiş. Orası Defne'nin atölyesiymiş. Defne! Tabii. Defne muhteşem resim yapıyor bu arada ve piyano çalıyor. Ah! Oh. Yani Defne ile Defne biz bir gün atölyeye daldık. İşte bütün duvarları biliyorum. Boyadık beraber falan böyle. O gün bugündür orası Defne'nin atölyesi. Evet, benim değil. Senin değil. Sen ben kapı dışarı edildim. Ama şu aralar yeniden gideyim bir tuval alışverişi falan, biraz malzemelerim artık canını okumuş malzemelerim dalmış kendisi. Yenilenmen bütün gerekiyor. Fırçaların her şeyin böyle bir toparlanması lazım. Hı hı. Var niyetim. Sedef diye bir arkadaşım var. Çok arzu ediyoruz. Sedef'le bir gideceğiz. Bir alışverişimizi de yapıp atölyeye dalacağız inşallah. Dalacaksınız. Defnoş ne yapıyor? Defnoş ilkokula başladı bu sene. 7'yi bitirdi Mart'ta. Hı hı. İlkokula başladı. Okuyor, yazıyor kendisi. Matematik yapıyor. Defne tüccar yalnız bu arada. Yalnız Defne maşallah doğduğundan beri
doğduğu günü sanıp dersin. Cin gibi bakıyor bu, görerek bakıyor diye. Görüyordu yani gerçekten doğduğu günden beri. Yani değişik bir çocuk maşallah. Yani çok akıllı. Yani mesela biz hiç unutmam, daha birkaç günlüktü. 4-5 günlük müydü? Sinem'deyim. Ağlıyor odada. Ondan sonra Sinem'cim daha hani çok küçük, al kucağına diyorum. Ondan sonra ben daha önce anne olduğum şöyle yok Ebru diyor, bak içeri girdiğin an susuyor diyor. Onu alıştırmamamız lazım. Esasında çok doğru söyledi. Bakıyorum Sinem içeri giriyor, Murat içeri giriyor. Hani hemen şey duruyor. Serseri ya. Evet duruyordu ya, yani. Ya, ve sen kadar... almadın onu, öyle şey yaptın. Çok akıllı, çok ya, inanılmaz. O kadar acayip ki. Çok tatlı. Ebru bir de bende o kadar olmayan bir şey var ki. Ben eskiden tasarımı niçin bıraktım biliyor musun? Hı-hı. Para alışverişi yapmayı istemediğim için bıraktım. Hı-hı. Sonra tekrar bu işe internetle başlamamın sebebi müşteriyle muhatap olmadığım için. Olmadığım çünkü için. O siparişini veriyor kredi kartıyla, İletişimde ödüyor, gidiyor. İletişimde sıkıntı oluyor çünkü. Ben para alışverişini sevmiyorum. Hı-hı. Ama şimdi döndük dolaştık yine oraya geldik. Şu ana kadar Allah'a şükür bir problem olmadı. İnşallah Hı-hı. bu şekilde devam eder. İnşallah. Ama Defne babası kılıklı. Tüccar dedi. Tüccar. Bütün yaz ne yapıyor biliyor musun? Ne yapıyor? Geçen sene Yalova'ya gitti babaannesine kalmaya. Sen midye kabuklarını topla. Hepsini yıka, kurula. Ojeyle tek tek rengarenk boya. Gece tezgah açıyor. Annesinin kızı. 1 liraya satıyor onu. Şaka yapıyorsun. Tabii 300 lira para topladı geçen yaz. Sonra bütün hepimize hediyeler almış. İşte evdeki personelden hepimize, evet. babaannesine, annesi, herkese hediyeler. Mesela gidiyor Datça'da şey yapıyor, resim yapıyor. Sitede satıyor resmi 5 lira. Tekneye geliyor. Tekneye gelen misafirlere resmi satıyor. Aynı resmi 15 lira. Kızım şaka gibi yani. Tekne rezil. Çünkü teknede falan. Rezil. Bir tane bir arkadaşımız bununla dalga geçsin diye. Şaka. Şimdi böyle resmi vermiş. Apo dedi ki ama dedi bu dedi 15 lira etmez dedi. Bunun ucu yırtık dedi. Bana indirim yapman yap. Lazım dedi. Ne cevap verdi? Ama orası çerçevenin altında kalacak. Ya, bunu 3 sene önce söyledi yani. Önce. İnanamıyorum yani. Şaka gibi. Babası kılıklı, tüccar. Tüccar. Yok öyle olsun Murat, daha güzel yani. Evet. Olsun, zaten çok akıllı. Duygusal zekası da çok. Akıllı iyiye çalışsın inşallah. İyiye çalışsın. Senin bütün çocukların. Hani bu zekaları bu çocuklar iyiye kullansınlar. Aynen. Önemli olan İyi bu. İnsan olsunlar, i̇yi insan ya, olsunlar. İyi insan olsunlar. İyi yaşasınlar, mutlu olsunlar, neyse spor yapsınlar. Neyse çocuklarımız iyi. İyiler yani. İyiler. Yumuşaklar, çok. Sevgi dolular. Çok. Seninkiler de öyle ama ya. Senin kuzular. Bir tane daha olacak sanki. Hayırdır inşallah. Ben öyle Sen hissediyorum. Doğru bana mı vereceksin? Yok, yavru alırım. Yavru alırım istersen. Hatta hayır, şöyle böyle... yapalım, ben parsa alırım. Parsa alırım, şimdi, rahat. Şimdi kıvamında oldu. Kıvamında. Bir de çok uslu. Tamam işte alayım parsa. Tamam. Evet. Yok hayır, ben senden öyle bir şey hissediyorum, bak haberin olsun. Yanlış hissediyorsun diye mi de diyorum Ebru'cum yani. Hayır Sinem şöyle diyor esasında, çocukları çok sever ama yok ikinci mi aman ya falan. Ya çocukları tabii ki çok seviyorum Hı-hı. da. Çok büyük mesuliyet tabii ki yani. Yani gerçekten zor. Çok büyük Hı-hı. mesuliyet. Bir de ya gerçekten sen mesela Ayşe Kucuroğlu. Şimdi Ayşe de anne konusunda çok şanslıydı, tamam mı? Evet. Annesi burnunun dibinde 5 tane doğurdu ama gerçekten çok hakkı var o kadıncağızın evet. çocukların üstünde. 5 tane Senin de. Annen keza evet, yani çok etti. Gelebiliyordu, geldi kaldı. Sen yardımcı konusunda çok şanslıydın. Evet. Hı-hı. Yani sağ olsun yani senin evet. kadıncağız sonra bizim kaç tane arkadaşımızı dolaştı evet, biliyorsun yani. Evet yönlendirdim onu. Yani, o bir yılı çok rahat geçirtti bana. O en önemli bir yıl zaman. Çünkü çalışan bir... İnsansın. Ay ben ilk bir yıl hem kadına baktım hem Defne'ye baktım biliyorum, yani. Biliyorum, bayağı bir tatsızlık geçirdim yani, hatırlıyorum biliyorsun. Canım. O ara bakıp kabus duruyorduk. Kabus yani. Evet. O zamanı zor geçindi ama Defne çok kolay bir Allah'tan, çocuktu. Allah'tan hamileliğim sürecinde de kolaydı. Rahat geçirdin. Sonrasında da kolaydı. Sonrasında da bence bilmiyorum, aklının ucunda bir şey var gibi hissediyorum ben. Benim mi var gibi hissediyorum? Hiç yok. Hiç yemezler. Ay, cuma hiç günü yok. Ayşe geliyor buraya. Öyle Ayşe mi? Ay ne güzel öyle. Şahane. Ayşe'ye buradan sevgiler. Şahane. 5 çocuk annesi. Deli ya. Aman Allah'ım. Deli. Gerçekten takdir de ediyorum. Korkutuyor da beni enerjisi. Ay, cumartesi günü beraberdik. Yine bir arkadaşımızın küçük bebeğini aldı kucağına dostum. Ay siz bırak bulaşacak falan yani. 6.'yı falan yapacağız. 6.'yı. Yeter artık diye. Mutfağa mı geçelim? Hadi geçelim tamam. Mutfağa geçelim. Ben mutfakta bugün ne yapıyorum biliyorsunuz? Enginar sote. Enginarlar çok güzel, seviyorsun değil mi? Bayılırım. Enginarlar çıktı şu anda. Ben zeytinyağlı değil de sote hazırlayacağım. Biraz daha farklı oluyor. Çok güzel bir tarif, hiç kaçmaz. Hemen mutfağa geçiyorum, hiç ayrılmayın.
Sıcaklarla beraber ayak şişlikleri şikayetleriniz de başladı. O halde daha fazla vakit kaybetmeyin. Alın kağıt kalemlerinizi, başlayın ayak şişliğini önleyen bakım tarifini yazmaya. Bu kadar değil tabii ki. Enginar sote tarifi de kaçmaz. Birazdan. O babaların babası. O yılların usta sesi, usta ismi. Mektupları, resimleri kaldıramam ki. 7'den 70'e herkesin hayran olduğu adam. Efendiliğinden, aile yaşamından ödün vermeyen bir isim. Saklı düşlerim. Cengiz Kurtoğlu. 13 Mayıs Çarşamba günü usta yorumcu Cengiz Kurtoğlu'yla özel yayınımızı kaçırmayın. Ama ben sana hiç yaranamadım. Evet, küçük bir aradan sonra tekrar beraberiz. Mutfaktayım. Çok güzel bir enginar sote bugün yapacağım. Dereotumuz varsa dereotu da kullanmak isterim İnci'cim. 8 adet enginarımız var. Bakın onları böyle limonlu suda şöyle koydum. Doğradım. 2 yemek kaşığı zeytinyağı kullanacağım. 1 adet limonum var, onu içine sıkacağım. 1 adet soğanım var. 1 adet patatesim var. 1 tatlı kaşığı kadar şeker koyuyorum. Enginara yakışıyor. Çok çok az da tuz. Bu çok pratik bir tarif esasında. Evet, izlemesi güzel. İzlemesi güzel. Soğan kokusu falan sevmiyorum. Bayılırım. Ha, seviyorsun. Ev yemek kokusu. Soğan kokuyor dedin şey gelken. Dereotu varsa alırım. Ev yemek kokusun, bayılırım. Ama tabii tercihen hani soğan kokmasındansa kek kurabiye pişmiş, onun böyle kokusu muhteşem, ama ev yemek kokuyorsa o evi yaşıyor demek. Yaşıyor benim demektir aynen. Önemli. O koku gerçekten önemli. Evet, Murat da çok sever, hemen de çok severiz. Hı-hı. Murat nasıl, ne yapıyor? Murat yoğun. İyi. Valla o da bayağı bir yoğun. Çalışıyor, ne yapsın. Şimdi artık böyle hafiften yaz sezonu gelmeye başladı. Biz böyle bir kıpırdanmaya başlıyoruz. Evet, evet. Valla inşallah o açılışı yaptı. Ben bu cuma yapacağım kısmetse. Ha, evet. Defne de çok seviyor. Çok seviyor ya. O çok. 9 günlük, 21 günlükten beri biliyorum. Tekneye gidiyor. Sen hep doğduğu anda itibaren götürdün. Aynen, çok seviyor. O çok alışık. Balık tutuyor deli gibi ya. Gece saat 1'lere 2'lere kadar arkadan alamıyoruz onu. Elinde balık kepçe. Tutuyor. Yani bir avcı kendisi. Ya. Tabii Survivor, göndereceğim onu. Çok şeker. Şimdi birinci sınıfa gidiyor. Birinci sınıf, evet. Şimdi daha böyle şey bir okula gitti bizimki. Okul ismi verebiliyor muyum? Vermiyorum, vermeyeyim. Verme. Vakıf okulu, çok güzel bir okul. Oraya gidiyoruz. Biraz daha disiplinli bir okula başladı. İlk 6 ay bir... Sizin oradaki okul değil mi? Değil, hayır. Değil mi? Ha, Etiler'deki okul bu. Aslında vakıf okul bu, şey değil. Şişli Terakki Vakfı'nın okulu. Ha, anladım. Okulu. Oraya gidiyor. Çok laik, çok hem disiplinli, akademik olarak güçlü, hem de sanat tarafı çok güçlü bir okul. Mesela derslerinden biri animasyon film yapıyorlar. Aa, o kadar başarılı ne kadar ki. Güzel. Valla şahane. Ben çok mutluyum. İlk 6 ay bizimki dumururadı tabii disiplin dolayı. Disiplin konusunda. Şeyden o butik otelden belediye lojmanlarına geçince biz olakla takip, ama şimdi iyi. Hı-hı. Şimdi iyi. Şimdi alıştık. Keyfi yerinde artık. Keyfi yerinde. Kendisi. Güzel ya. Zaten çok akıllı olduğu için okumayı falan gitmeden öğrenmişti. Gitmeden öğrenmedi. Öyle mi? Biz hiç o şeye sokmadık onu. Okulda öğrendi. Meğerse gelen çocukların hepsi de öğrenerek gelmişler aslında. Hı hı. Biraz öyle artık çünkü. Öğretmeni şey dedi, yani çok çabuk arayı kapattı Defne dedi. Açıkçası hani ben bu kadar çabuk beklemiyordum dedi. Hı hı. Yani hırs yapıyor, kafaya taktım takıyor. Yalnız bu ne kadar kolay, sen hepsini böyle çiğden attın. Çiğden, bu evet, bu böyle. Hı hı. Şimdi mesela bak, dere otu koyacağım bunu biraz. Bunu ben bile yaparım yani. Ya bunu yaparsın kesinlikle, çok basit. Yarım da limon sıktım içine, soğanını süper koydum, patates, enginarları böyle küp küp kesip aynen kesip, bu daha böyle hani şıktı oluyor, tabii güzel oluyor. Parçalanmadan kesinlikle. Aa, bayıldım. İstersen buna tabii havuç koyabilirsin, bezelye atabilirsin. Ben öyle sevmiyorum. Ben de sevmiyorum enginarı öyle. Böyle çıplak sade seviyorum. Hatta patates bile koymamayı tercih edebilirim, evet ben. Evet, koymayabilirsin kesinlikle. Peki koyduğun patatesler çiğ miydi, haşlanmış mıydı? Çiğdi. Şimdi biraz da tuz koyuyorum. Tamam, şimdi yavaş yavaş lokum gibi pişiyor bu. Ay ne güzel. Yani çok güzel oluyor gerçekten. Güzel bir su zeytin. Ne kadar koydun zeytinyağı. Çok az, üste çıkmadı farkındaysan. Evet. Kendi de biraz bırakacak.
Şimdi yavaş yavaş pişecek. Kalan ne kadar zamanda pişiyor aşağı otunu, yukarı? 20 dakika. Yani biraz sonra da üstüne koyuyorsun gerisini. Çok böyle ben şey sevmiyorum, dağılmış sevmiyorum. Ben biraz de da sevmiyorum. Diri olsun değil aynen, mi? Aynen. Eskiden biraz daha fazla yumuşak seviyordum. Şimdi son yıllarda böyle daha diri sebzeleri. Ben barbunyayı öyle seviyorum. Barbunyacısın sen biliyorum. Allah'ım yani o böyle hafif dağılmış. Bir de ona yoğurdu da basarsın. O yanında şahane. Da şey bak bir şey daha söyleyeceğim sana. Taze yeşil biber. Ha. Barbunyanın yanında bir öyle yer misin? Deneyim. Evet. Yoğurtsuz yeşil biberle mi? Yoğurt yeşil biber çiğ yani pişmemiş tamam, bildiğimiz. Tamam anladım anladım. O çerlostonlu da o küçükler vardı. Yoğurdu koyma diyorsun onun yerine. Evet onunla ye. Deneyeceğim. Ooo inanılmaz tamam, güzel oluyor gerçekten. Deneyeceğim. Bu pişsin böyle. Süper. Bir ne, başka neyimiz vardı bizim? Ha. Evet ayak yorgunluğu için. Evet güzel bir tarif lazım. Var. Evde. Ha evet. Ayak çok yorgunluğu bütün deyince yok. Senin hamileliğindeki halin geldi. Ay. Karşıda değil mi? Allah'ım nasıl perişandın ya. Olamaz canım böyle benim. Bir şey. Hiçbir sorun yaşamadım. Ama gel gelelim. Ayakta felaket. Duramıyordum bacaklar. Çok. Ne olmuştu? Nasıldı? Kalmadı ve sonra hiçbir ama şey kalmadı. Evet. Diktiğin zaman da geçiyordu zaten. Diktiğim zaman hatırlasana. Geçiyordu. Böyle varis gibi olmuştu bacaklarım. Hepsi geçti. Bebeğin duruşuyla ilgili bir şeydi biliyorsun. Tabii sıkıştırıyor. Sıkıştırıyor. Pozisyonuyla. Evet pozisyonuyla ilgili yaptığı o bir damara baskı yapıyor. Ve o şekilde böyle inanılmazdı ama geçmeyecek sandım. Doğumdan sonra hemen nasıl geçti? Ay şahane oldu. Evet. Çok şükür. Senin de biraz değil mi sıkıntın vardı sanki? Varis mi? Varis değil de böyle yok. Damar, kılcal hafif damarlar mı çıkıyordu? Saklıyor muydun? Bacaklarını mı yakmıyordun? Sanki öyle bir şey hatırlıyorum. Hep, evet yani dikkat bacaklarımı ediyordum. Yakmamaya dikkat ederim. Çünkü genetik anne tarafımda olduğu için. Öyle bir şey hatırlıyorum. Mümkün olduğunca çünkü sen de bilgiliydin o konuda. Diye, evet. Ayaklarını uzat işte, falan diyordun sana geldiğinde. Botu kola alıp ayakları dikip soğuk suyla yıkamak falan. Tamam göstereceğiz. Şimdi o yorgun ayaklar için de güzel bir tarif var. Kaynar suya taze nane koyuyoruz. Bunu normalde mesela evlerinde otururken dizimizde izlerken ayaklarını su nane aroması tabii ki içine girecek. İsterseniz biraz da badem ya. Yalnız ne güzel koktu. Kokuya bakar mısın? Bu doğadan gelen kokular. Doğadan gelen kokular. İstersen çayına da at bir tane. İster misin? Al. Tamam tamam. Çok dersin. Hoşuma gidiyor benim. Maydanoz, dereotu, şahane. Nane. Ben yani, de dereotu da çok dereotu, güzel. Dereotu değil mi? Çok çok güzel. Ya şu yazın da en favori yemeklerimden biri ne biliyor musun? Ne? Şuna çok benziyor. Taze soğanlı bezelye. Taze soğanlı incecik kıyıp. Bezelye ile pişirip bak. Bu yemyeşil oluyor böyle üstüne de çıkardıktan sonra az suda yani böyle sulu sulu sevmiyorum. Ve yemyeşil çıkıyor taba üstüne de bol dereotunun ince kıyını şöyle bir dök. Yani muhteşem. Taze soğanlı bezelye. Evet, taze ay yapayım soğanlı burada pişiriyor. Seni anacağım. Muhteşem bir yemek. Tamam. Aklında olsun. Normal soğan hiç koymuyorsun. Hiç koymuyorum. Bayağı zeytinyağlı pişiriyorsun. Aynen öyle. Bezelyeler güzel şu anda çıktı. Güzel aynen. Evet. Ben dün bu arada şey yapmıştım. Nerede o? Hıh. Mozaik yaptım dün. Ait. Dün yaptım şey yapamadık tabii. Bunu neye çıkartalım? Şuna sığar mı acaba? Sığmaz. Sığmaz küçük bu. Daha büyük bir tabağımız evet. Var mı? Sanki buna sığar evet, gibi. Şöyle çıkartalım. Evet donmuş gördüğünüz gibi. Dün yapmıştım bu mozaik bas. Ne olmuş? Ha yanlardan evet o kalbin. O yanları yanlarda şeymiş şey varmış doğru. İçinde evet. Evet çukur varmış. Çukur varmış biraz kalbimiz böyle oldu. Kalbi hafif yumuk ama olsun. Biraz yumuk oldu. Sıkıntı yok. Düzülür. Düzelir. 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 Peki evet. Sinancığım dün yapmıştım ben bunu tatmak ister misin? İsterim bayılırım mozaik bastı. Çok severim. Vallahi. Öyle ver böyle. Böyle de böyle vereceğim oğlu istediğin gibi takım gireyim yani. Gireyim ben orada. Şuradan çatalımız. Tamam neresi. Zaten yumuşamış. Hani. Dur şu bıçakla ucundan azıcık keseceğim. Aynen bıçağı da al. Ayıp şöyle olmayacak bir peçe. Hayır hiç ayıp değil. Ha? Ben sana şeyi soracağım tatlım. Ne kadar vaktini alıyor şimdi senin bu projen? Vallahi benim bu projem 8 aydır bu projenin içindesin. Bayağı bir vaktim senin alıyor. Şimdi turne murne durumları da. Gidip geleceksin. Yazın belki biraz daha relax geçebilir.
Ama yazın biraz daha sakin olabilir ama tabii bu sefer de yazlık yerlerde bir aktiviteler yapmak lazım. Zaten Çeşme'de hani vereceğim mağazada bir davet yapacağız. Sonra Bodrum'da böyle bir şey yapmak lazım. Antalya olacak. Hı hı. Yani böyle ara ara bir şeyler yapmak. Olmadı ben teknenin arkasında tezgah açacağım. Ya Ebru bana bir çalışma şeyi geldi, Şevki geldi. Sana anlatamam yani. Farkındayım. Başka türlü. Yani Murat ne diyor? Çok mutlu. Yani o beni mutlu görmekten çok mutlu. Evet. Heyecanlısın yani bir de. Her zaman, Sinem. Her zaman çok destek bana sağ olsun. Ama şimdi yani bu işinde hani böyle güzel gittiğini görüyor. Benim ne kadar gerçekten çaba sarf ettiğimi hani karşılığını da aldığımı görüyor. O yüzden çok mutlu. Bir şey söyleyeceğim. Bir de çok heyecanlısın. Evet. Aynen. Hiç yağ yok Sinemcim içinde bu arada. Valla ben de fark etmiyorum. Ben yerim yani. Biliyorum yersin de. Yağ yok içinde. Lezzetli. Hiç koymadım. Kakaolu sütle yaptım bunu ben. Evet. Okey. Kakao da var içinde ama fındık var bir de. Fındık var. Fındık var. O lezzet verdi. Yağsız. Süper. Bence yağ zaten lezzet vermiyor yani. Yağ ben gerek yok ki zaten. Buna yağ konuluyor muydu ki yaparken? Hem birazcık onunla onunu kavururken, muhallebisini yaparken. Yok, un yok bunun içinde. O da yok. Ne var? Bisküviyi kırdım. Tamam. Bir yumurta var. Kakaolu süt var bir bardak. Kakao var, vanilya var. Bu kadar mı? Bir kaşık esmer şeker var. O kadar. Başka bir şey yok. Şahane. Çok evet, lezzetli. Çok lezzetli ve kalori düşük. Hani mesela yaz için de teknede falan değil mi? Ne kadar şık. Yıkılır. Böyle çok. Güzel küçük böyle cam bardaklara koyup üstüne çileği mineği evet, bir tane. Evet seviyorsun öyle şeyleri yapma. Biliyorum. Kokoşluk. Seviyorsun biliyorum ama güzel ya. İnsanın bak insana bu tarz şeyler... Ben de yapıp bazen tek bile olsam kendime sofra kurarım. Yani aynen. Bu insanın kendine verdiği bir güzellik, bir değerdir. %100. Çok önemli bence. %100. Ben niye cüce kaldım ya? Evet. Bitti mi süremiz? Ay ne çabuk bitti. Aa şaka ya, gibi. Ya yükselmiştim bitti mi? Konuğa veda. Konuğa veda. Veda ben edemem şarkı ben bu söyleyeyim. Kıza. Ben bu kıza veda edemem. Gitmiyorum. Ay Sinemcim ya çok özledim. Gerçekten tadı damağımda kaldı. Süre sanki 2 dakika gibi geçti bana. İnan ya. Yani. İnan. Çok özlemişim tamam, seni. Tamam haftaya zaten konuştuk. Haftaya kesin buluşuruz. Yemek yiyoruz. Tamam söz. Tamam. Hı-hı. Söz yani gerçekten yapışırım ama yakana. Valla yapış yakama. Ben çarşamba gününden itibaren çok müsaitim. Salıya kadar seyahatteyiz. Salı günü dönüyoruz. Önümüzdeki haftadan bahsediyorsun. Aynen. Süper tamam. Murat'a çok selam söyle. Söylerim. Çok sen de oğlanları da canım. Çok öp benim için. Ondan sonra. Onlar da iyiler. Çok tatlılar. Allah'ım yarabbim. Böyle zaman nasıl hızlı geçiyor inanılır gibi Bero değil. Bero 12 oldu ya. Bero 11 evet. 11 mi 11. Oldu? 11. 12 yaşa girdi. Şey turnuvada. O da bu hafta heyecanlıydı. Şeyiyle geldi madalyasıyla. Ne çok güzel benim. Aferin ona da çok başarılı böyle. Güzel gidiyor çok şükür. Disiplinli bir çocuk oldu. O çocukluğundan beri sporcu disiplinini alması harika evet, bir şey. Evet 2,5 yaşından beri biliyorsun. Yani siz o öyle... konuda gerçekten Harun'la müthiş iyi evet, götürdünüz. İkinizi de tebrik ederim. Yani o da çok bu işe gönül koydu. Çok gönül koydu. Hadi hala onlar beni da kovacaklar gidiyorum. Ben. Hadi bay bay. Sinemciğim çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Güle güle bak konuşacağız tatlı. Bu konuları çok detaylı mersin. Haftaya aynen, tamam mı? Aynen tatlı. Çok tatlısın canım. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ne oluyor? Bilgehan. Bilge Nihan. Bilge Nihan geliyor. Hiçbir yere ayrılmayın. Engin aramız da pişiyor. Babaların babası, o yılların usta sesi, usta ismi. Mektupları, resimleri kaldıramam ki. 7'den 70'e herkesin hayran olduğu adam. Efendiliğinden, aile yaşamından ödün vermeyen bir isim. Saklı düşlerim. Cengiz Kurtoğlu. Adesi. 13 Mayıs çarşamba günü usta yorumcu Cengiz Kurtoğlu'yla özel yayınımızı kaçırmayın. Ama ben sana hiç yaranamadım. Güzel sevgili Bilge Nihan. Evet. Evet, Eylül ayında çıktı albüm. Evet, Eylül ayında çıktı. İkinci klibimizi çektik şimdi. Hı-hı. Yer Kovan. Albüm ismi Yer Kovan. İlk çıkış parçamız Kilitli'ydi. Şimdi Mutlu Son'la beraber. Çok güzel bir şarkı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Özgür Turgut'un kalemine sağlık. Evet. Eline sağlık.
onun o şarkısı. Yazdı. Peki buna mı şu anda klip çekildi? Çekildi. Şu an dönüyor televizyonlarda. Başladı değil mi? Evet. Hı hı. Güzel de bir şeyimiz oldu, jestimiz oldu Nebahat Çehre'yle. Evet. Halan oluyor değil mi? Şöyle söyleyeyim, babamın teyze kızı. Yani teyze çocuk, kuzenler. Hı-hı. Dolayısıyla aslında hala gibi oluyor. Ama bir ifadede de var bir benzerlik. Teşekkür ederim Allah. Ne kadar şanslısın. Şu kadarcık bile benzeyebilmek. Evet. Sabah klibe baktık, doğru. Evet. Bu şarkının. Çok güzel. Klip teşekkür de çok ederim. Güzel. Çok mersi. Böyle sıcak, doğal, güzel olmuş. Güzel. Tabii çok inanarak yaptık. Çok güzel bir ekiple çalıştık. Hı-hı. Büyük evet. Bir şans. Tabii ki öyle. Çok zor bir iş zaten bu. Hani inanmadan arkasında duramayacağınız bir işi zaten yapmamanız gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla ekipteki uyum, insanların bir kere profesyonellikleri bir tarafa, canla başla inanarak, bana inanarak benimle birlikte yürümeleri benim için çok önemliydi. Bu da yapılan işe yansıdı bence. Yansımış. Kesinlikle yansımış. Evet. Sıcacık, güzel, doğal olmuş. Tabii ki büyük bir renk. Çok sevgili Nebahat yani, Çehre. Çok belki akraba çok. Ama hani annem bile olsa Nebahat Çehre sonuçta. Tabii ki. Hani tercih etmeyebilirdi, yok oynamıyorum diyebilirdi. Tabii ki. Ama sağ olsun hiç bir saniye bile düşünmedi. Böyle... Senin mi geldi aklına? Aslında ben böyle hayal kuruyordum. İşte şey albümün aranjörüyle birlikte oturuyorduk. Cüneyt dedim ya dedim düşünsene dedim. Nebahat Çehre benim annem oynuyor klipte falan. Oradan böyle çıktı böyle hayal kuruyorum. Olabilir mi filan. Sen onun gençliğini oyna dedi. Ondan sonra yok dedi bence bir yazar oynasın dedi. Siz de onun yazdığı hikayenin işte kahramanları olun filan. Oradan yola çıktık sonra babamla da işbirliği yapıp babamın işte Almanya'dan gelmesini bekleyip kendisini ziyaret ettik. Artık nasıl teklif ettiğimi hatırlamıyorum. Bir şekilde ben ikinci klipten bahsetmeye başladım. Ve onu da dahil ettim, birdenbire entegre ettim onu konuya. Yani dedim işte dedim klipte oynamamı mı istiyorsun? Evet. Oynadım tamam canım dedim. Yani ne şok. Güzel. Ve yani ben burada oturuyordum, o burada oturuyordu. Ben böyle dizlerine kapanıp ağladım falan. Çünkü çok güzel bir andı. Hani o bana destek oldu. Tabii dedi, ki. Destek olunur. Destek olunması gerekir senin gibi genç insanlara dedi. Çok güzel bir andı sağ olsun. Saçı ve makyajıyla hazır geldi ve bizi bir saniye bile üzmedi. Bu herhalde bu Yeşilçam adabının getirdiği bir şey o oyuncuların. Ama var öyle bir adab saat var. Saat 2'de beni alın dedi. Trafik falan oldu. Çeyrek geç aradı. Niye 15 dakikadır bekliyorum? Niye hala? 2'de hazırmış ya. Tabii. Yani 2'de bekliyormuş. Tabii. Yani hı-hı. Muhteşem. Çok güzel bir anı oldu bir kere. Çok disiplinli evet. Olduğunu biliyorum. Çok çok güzel ve çok başarılı bir oyuncumuz çok, zaten. Çok asil bir kadın. Çok. Ama disiplin de çok önemli bir parçası biliyor musun? Feci, yani gerçekten feci. Öyle. Feci. Yani işte. o duruşu, her şeyi böyle yani ayak tırnağından saçının teline kadar. Asalet. Başka, çok fena. Başkası. Biz böyle hala telefonda işte dedim hani yarın dedim şey var programa katılacağım falan. İşte uyanabilirsem izlerim falan ama heyecanlanıyorum konuşurken evet. Falan hala. Çok acayip. Çok evet, şeker, çok güzel çok. Oldu. Yolu açık olsun klibin, şarkı da çok güzel. Güzel şarkı. Çok da güzel yorumlamışsın. Güzel böyle hani aslında daha böyle yaz sonu sahilde gün batımında yürürken söylenecek bir şarkı. Mutlu sonu bitmedi. Yaz aşkı yaşamış, mutlu sonu bitmedi bu masalda diyor. Çok eğlendim bir de yani güzel bir ekiple çalıştım dediğim gibi. Her gün klip çekebilirim onlarla o derece. O derece evet. Yani. Birinci klip hangisiydi? Kilitti. Birinci klip Kilitti. Orada tek başınayım bayanım. Daha... Masalsı bir havası vardı o klibin. Biraz daha böyle pudra renkli yani pembeemsi bir havası vardı. Hı hı. Çünkü orada işte nasıl diyeyim hayaliyle yaşayan yani aşkının hala hayaliyle yaşayan aşka aşık olan bir kadını anlatan klipte orada böyle cicili bicili bir kadındı. Hı hı. Burada biraz daha hafif böyle maskülen oldum istemeden de olsa. Hı hı. Yo, ben çok beğendim. Çok güzel teşekkür olmuş. Ederim. Gerçekten harika olmuş. Neler yapıyorsun? Tabii anne ve baba müzisyen olunca sen öyle doğdun herhalde. Aslında babam müzisyen ama annemin daha çok oyunculuk yeteneği var. Hı. Sanırım sahnedeki rahatlığım ve sahnedeki duruşum ondan geliyor. O herhalde ondan geliyor. Ama müziği olan kabiliyetimi de annem keşfetti benim. Babam her ne kadar müzisyen de olsa ki ben şarkı söylemeyi, vokal yapmayı yani çift ses vokal yapmayı babamdan öğrendim ama
Zaten ailede bir şarkıcı var. O benim daha çok virtüöz olmamı istiyordu. Ben piyanoyla başladım ilk müziğe çünkü. Hı hı. Ondan sonra klasik batışan eğitimi aldım. O Türk Müziği Derneği'ne gittim. 3 yaşında başlamışsın değil mi? Şarkı söylemi yani kendimi bildiğim gibi şarkı söylüyorum. Piyano çalmaya 8 yaşında başladım. Ama ilk solo şarkımı 15 yaşında söyledim. Hem de Türk müziğiyle falan. Evet. Ama aynı zamanda klasik batışan eğitimi de alıyordum. Berlin'de bir müzik okulunda burslu olarak. Bayağı bir donanımlı. Yani elimden geldiğince iyi olmaya çalışıyorum. Vokalde? Sonra vokal de yaptım ben ünlü insanların arkasında. İşte ne bileyim Ege vardı, Bengü vardı, Burcu Güneş vardı. O tabii ayrı bir tecrübe. Tabii çünkü ki. Öncesinde hani çok kalabalık yemek pişiyor. Çok kalabalık bir platformda insanlara hani arkadan önce takip edip bir adım daha yaklaşmış oluyorsunuz. Sonra eğer o cesareti kendinize görebiliyorsanız eğer hani tek başıma ben de solist olarak yürüyebilirim diyorsanız kendi yolunuza yol almak istiyorsunuz. Ben de şu an o evredeyim. Bu çok ilk albüm değil mi? Bu ilk albüm. Daha çok yeniyiz. Yani her şey çok yeni. Her şey çok yeni. Tabii canlı yayınlar çok yeni. Çok yeni. Canlı yayınlar geldim bugün. Başka güzel bir yerden keyif. Mi geldin bugün? Evet evet. Neredeydin? Neredeydim? İkinci sayfadaydım. Oradan evet, buraya geldim. Oradan buraya geldim. Çok güzel. 4 şarkı var. Maxi single. Oluyor, buna EP bu? Diyorlar. Hı-hı. Yani zaten yeni yeni şeyler türüyor sürekli. Hı-hı. Ama benim de bundan sonraki yani planım singles olarak yürümek. Çünkü albüm... Artık zaten albüm... Evet ben alkışlıyorum yani cesaretlerini. Çok albüm yapan, var. Yeni başlayan insanları. Çok yorucu. İnşallah hepsi ayrı ayrı hit olsun ama dediğim gibi biraz da sektörel anlamda gerçekçi olmak gerekiyor. Önce tek şarkıyla yürümek ve onun üzerinden işte onun tanıtımını yapmak daha mantıklı geliyor bize. Yok doğru düşünüyorsun zaten artık evet. O yönde ilerliyor ama var tabii hani o şekilde büyük albümler de yapan var ama yorucu bir şey. Burada ve... ne kadar güzel gözleriniz var. Birden ben gözlerinize ya çok teşekkür ederim. Hipnoz oldum sanki böyle. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çok naziksin. Teşekkür ederim. Berlin'de de müzik eğitimi aldın. Ben orada doğdum zaten. Orada doğdum. 9 yıl oldu ben İstanbul'a geleli ve albüm yapma hayaliyle geldim. Hep hayalimde vardı. Türkçe şarkı söylüyordum. Türkçe albüm yapmak adına da İstanbul güzel bir yer. Çünkü sektör burada. Ve buradaki sahne deneyimi, tecrübesi ve insanların eğlence anlayışı, müzik dinleme anlayışı daha farklı. Almanya'dakinden tabii ki. Ama çok enteresandır ki Türkiye'ye geldikten sonra da yabancı repertuar yaptım mesela ben. Çünkü otellerde de sahne aldım. Dolayısıyla biraz güzel. Daha geniş bir yelpazede söylemem gerekiyordu. Mesela Fransızcası, İngilizcesi, İspanyolcası vardır benim repertuarımda her zaman. Öyle değişik yani. I Will Always Love You ile başlayıp zeytinyağlı yememamla bitirdiğimi bilirim ben. Ay! Çok güzel ama. Evet, her telden diyorsun. Tabii. Aynen öyle. Ama öyle. Zaten Türk müziği dedin biraz önce. Evet. Onun çok ayrı bir yeri var. Ayrı bir yeri var. Evet, onun icrası da çok zordur. Tabii ki. Evet, tabii öyle. Ki Türk müziği deyince böyle bir duruyor insan yani. Şöyle. Değil mi? Evet şöyle, yani aynen öyle. Berlin Türk Müziği Derneği Avrupa'nın en büyük amatör korosu. Babam da başkanlığını yapıyor. Babam benim şarkıcıdır zaten. Hı-hı. Yani Yıldırım Gürses'in basçılığını yapmış çok uzun yıllar. Hı-hı. Ama asıl şarkıcıymış. Şimdi aslında bence orada olabileceği en iyi yerde. En iyi yerde. Ben 10 sene gittim o derneğe. TRT'de Avrupa Ses Yarışması'nın ikinciliğim de var benim. Vay! Aynen süper, öyle. Türk müziğinin çok ayrı bir yeri var. İcrası çok zordur. O bayrağı taşımak çok zordur. Ama işte Batı eğitiminin vermiş olduğu yetkiye dayanarak böyle güzel akustik bir pop albüm yapasım geldi. Hayırlı uğurlu belki olsun. İleriki, İyi ki de yapmışsın. Belki ileriki albümlerde böyle Türk müziğinden de böyle bir şeyler olabilir. Neden olmasın? Tatlar, lezzetler olabilir. Evet, aynen. Bence yapabilirsin kesinlikle evet. Böyle bir nasıl olsa. Mutfak zengin yani anladığım kadarıyla. Yani değerlendir, göster. Elimden geldiğince her şeyi kendi tarzına, kendi çizgisine söylemeye çalışıyorum. Şarkı, şarkıyla kapatıyoruz. Ha, önce ben kapatıyorum sonra şarkı. Tamam. Sevgili Birge, yolun açık olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür çok ederim. Çok güzel enerjinde. Çok mersi. Sizin de öyle. Albüm de harika. Mutlu son. Ne güzel bir klip. Evet. Daha önce klibini de anlattın. Diğerlerine çekecek misin bilmiyorum. Aşk filmi ben var. Ben hepsine çekme sırada da aşk filmi. O biraz daha hareketli. Şimdi onu söyleyeceğim zaten. Gösterelim şöyle. Evet. Aşk filmini mi söyleyeceksin şimdi? Aşk filmi söyleyeceğim. Aşk filmi. Evet. Tamam. Kıpır kıpır. Eller havaya diyoruz. Harika.
Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Çok hayırlı uğurlu çok olsun, yolun açık olsun çok diyorum. Şarkıyla biz kapatacağız. Aşk filmiyle kapatacağız. Evet. Yarın tekrar canlı canlı beraberiz. Bugün yine muhteşemdik. Yarın ne istiyoruz, ne yapacağız karar verelim bence bugün. Bugün süper bir karın yaptık. Yarın acaba skinny jeans workout mı yapsak, ne yapsak? Ya da selüt savar mı yapsak bilmiyorum. Karar veremedim. Siz karar verin. Ondan sonra hayatınızdan lezzet, sevgi, pozitif enerji eksik olmasın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Seviyorum sizi.